Merhabalar. Bugün günlerden pazar. Sabah zaten birkaç görüntü çektim. Anlamışsınızdır pazar olduğunu. Çünkü biliyorsunuz kanal için pazar günleri demek, premier günü demek. Bugün premiere de katılım beklediğimden çok fazlaydı. Dolu dolu hani böyle sohbet ettiğimiz işte bayağı kişinin de izlediği bir premier oldu. Güzel de bir videoydu. Çünkü Kemalpaşa'da başladık işte Feyyaz'ın ailesiyle sonra benim ailemle vakit geçirdik. Bir yerlere gittik vesaire vesaire derken böyle dolu dolu bir vlogtu aslında. Hatta böyle biraz daha uzayabilirdi de 33 dakikada kapattım videoyu. Bugün de dedim hazır evdeyiz böyle. Sadece bir pazar günümü çektiğim bir video olsun istedim. Bugün biraz işlerim vardı. O yüzden işlerimi hallettim. Bilgisayarda, okul işte derslerle ilgili. Şimdi ise annemle birlikte mutfaktayız. Uzun zamandan beri denemek istediğimiz bir tarif var. Starbucks kurabiyesi deneyeceğiz. Hatta bu tarifleri burada çok detaylı göstermeyeceğim. Yemek okyanusuna ayrı bir tarif olarak paylaşacağım onları. Burada da birkaç görüntü görürsünüz. Starbucks kurabiyesi bir de evde kararmaya başlayan muzlar vardı. Onlardan annem böyle pratik bir tatlı yapıyor. Hem de sizlere onu göstermek istiyorum. Böyle evde geçirdiğimiz bir gün olacak. Evet, annem de burada. Annemi özleyenler olmuştur. Böyle dolu dolu geçirelim dedik günlerimizi. Şimdi öncelikle ilk tarifimizden başlayacağız. Bu tarifimiz muzlu tarif. Hemen gösteriyorum. Evet, gördüğünüz gibi kararmaya başlayan muzlarımız burada. 4 adet muz kullanacağız. Sonra burada yaklaşık 1 su bardağı Hindistan cevizimiz var. Burada da hazır kekler var. Şimdi bunlar ne keki, adı ne? Yani nereden aldın? A101 BİM'de bulunan keklerden. Kakaolu kekler kısacası. Ama evde yaptığımız keklerle de yapabiliriz. Aynen, böyle eski yani belki kalan keklerimizi Kalan keklerle de yapabilirsiniz. Şurada da iki tane çikolatamız var. Bunların bir tanesi çikolatalı, bir tanesi de bitter çikolatalı. Çikolatalarımız var. Malzemelerimiz aslında bu kadar basit. Evet. Bunlarla yapacağız. Eskiden ben böyle küçükken muzları şu şekilde ezip ezip içerisinde bir sürü şeyler karıştırdım. Bir de yemek programı sunardım kendi çapımda. Hayalim yemek programı sunucusu olmak. Niye bilmiyorum, böyle komik şeyler de vardı. Böyle şeyler yapıyordum sürekli. Ama tek tarifim hep muzlu oluyordu. Çünkü annem başka şeyleri çok böyle yani yapamazdım yani sonuçta fırında vesaire. Ve muzu ezip içerisinde ne varsa dolduruyordum. Bir güzel toplar yapıyordum, bir şeyler. Bayağı küçüktüm ama bunu yaptığımda, yani ilkokul falan bile olabilir. Ya o kadar küçük. Karantina olduğu için biz hep böyle hafta sonları evde duruyoruz. Hiç markete vesaire çıkmıyoruz ama şöyle baktığınızda insanlar dışarıdalar. Yani bayağı arabalar falan vızır vızır geçiyor. Bilmiyorum, değişik. Sanki böyle karantina var ama yok gibi. Yani öyle değişik bir moddayız. Neyse, işte bunlar da böyle karantinada yapabileceğiniz aktiviteler. İşte mutfakta vakit geçirmek, farklı tarifleri denemek. Bilmiyorum, bunlar da sizlerle de paylaşmak güzel oluyor, keyifli oluyor. Bir de böyle bu tarz günlük vloglar seviliyor kanalda, ben de seviyorum. O yüzden bugünü böyle çekmek keyifli olur diye düşündüm annemle de birlikte. Annemle de bu arada soru cevap videosu falan da çekmeyi planlıyoruz. Acaba dedim hani annemle böyle mutfakta bir gün tarzında mı video çeksem de sonradan vazgeçtim. Zaten soru cevap videosu çekeceğiz. Gördüğünüz gibi malzemeleri karıştırdı ve şimdi annem onları yuvarlıyor. Bu kadar. Üzerine de çikolata eritecek. Başka da bir şey yok. Evet. Çok çok pratik. Yani marutluyla onları eritecek. Şöyle göstereyim. Kahvenin yanında. Aynen. Güzel oluyor. Hem de kararan muzlarınızı değerlendirmiş oluyorsunuz. O yüzden gayet güzel bir tarif. Yemek Okyanusu'nu da takip etmeyenler varsa edebilir. Oraya da böyle arada tarifleri paylaşıyoruz. Aslında daha aktif kullanmak istiyorum ama işte çok mümkün olmuyor. Annem de çekmediği için. Annem çok bu konuda şey değil. Neyse, ne yapalım. Hevesli. Aynen, hevesli değil. Artık idare ediyoruz. Bu arada binde bir tarifler geliyor oraya da. Ama takip ederseniz belki bir heves yerine gelir. Bilmiyorum, çünkü bende öyle oluyor. İzlendikçe daha böyle bir insan hevesleniyor. Biraz buzdolabında bekleteceğiz. Tabii soğuması ve birbirine yapışması için. Aynen. Katılaşması için kıvam alması lazım.
demin almış olduğum çikolata bir tanesi sütlü Antep fıstıklıymış. Antep fıstıklıyı da yani eritebileceği için çok düzgün. Dedik bir yiyelim bakalım. Şu an böyle biraz çikolata molası. Bugün kahvaltıda da çok yemedim. Teşekkürler. Şimdi bir sonraki tarifimiz olan Starbucks kurabiyesini deneyeceğiz. Bu böyle dolapta tutmadan açacak. Annem açacak. Dolapta tutmadan keseceğiz. Şekil vereceğiz. Normalde o şekilde oluyormuş ama bu daha pratikmiş. O yüzden böyle yapacağız biz. Yine bunun da tarifi zaten yemek okyanusunda olacak. Malzemelerimi hazırladık. Burada yine makinemizde yapacağız. O yoğuracak hamuru. Çok pratik bir şey ya gerçekten. Efsane, elinize hamuru sokmuyorsunuz. Neyse, malzemelerimizde bu şekilde 2 yumurta var. Cevizimiz var. Pudra şekerimiz var. Çikolatamız var. Kabartma tozu, vanilin. Şurada yağımız var. Unumuz var. Bu şekilde. Videoya çok geç bir saatte bir giriş yaptım bir kere. Bugün böyle dolu dolu hani geçmeyeceğini biliyordum ama en azından evde bir şeyler gösterelim size, bir şeyler yaparız diye düşünüyordum. Fakat daha sonra biliyorsunuz bende birkaç hafta önce vertigo çıkmıştı. Ve bu tabii ki her ne kadar hani daha iyiye gitse de gün be gün ister istemez biraz daha böyle hayatımı etkiliyor. Mesela gece yatarken işte hala iki yastıkla yatıyorum. Ondan sonra kafamın yüksekte olması gerekiyor. Ve sağa dönerken çok bir sorun olmuyordu. Sola dönemiyordum. Ta ki dün akşama kadar. Dün akşam biraz böyle sola döner gibi oldum. Bu yüzden mutluyum. Haplarımı kullanmaya devam ediyorum. Evet, şöyle bir kutuda geldi fotoğraflarımız. Yılbaşı kutularıyla gelmiş. İçini açalım şimdi birlikte. Bir dakika. Kutusu gerçekten çok güzeldi. Şöyle not.
her zaman böyle not yazıyorum aldığımda. Anıları saklamaya devam. 2020-2021 şeklinde. Şöyle içerisinden yine stickerları çıkıyor. Ben bunları çok severek kullanıyorum. Gerek ajandada kullanabilirsiniz. Gerek fotoğraflarda. Albümleri var zaten bende, iki tane Sosyopix'in. Batman'da onları götüreceğim. Fotoğraflarda şunun içerisinde. Batman'a büyük ihtimalle şu şekilde götürürüm diye düşünüyorum. Aileme de birkaç fotoğraf çıkardım. Onları da göstereceğim. Şöyle geliyor da açamam diye. Şöyle. Çok güzel bir kampanya vardı. %50 indirim vardı. Normal fiyatının yarısına denk gelmiş oldu yani bu fotoğraflar. Şöyle gelin açalım. Bu arada ben böyle fotoğrafları çıkarmayı gerçekten çok seviyorum. Yani asla şey yapmıyorum, işte böyle hadi telefonda kalsın fotoğraf çıkarmayayım değil. Yeni fotoğrafları da çıkardım. Hatta Mardin fotoğraflarımızı falan çıkardım ben. Böyle albümlere yerleştirmeyi, fotoğraflara bakmayı çok seviyorum. Zaten şuradan da anlayabilirsiniz. Gerçi burası biraz karışık. Hani annem böyle koymuş bunları da. Yani bir sürü albümlerim, fotoğraflarım var. O yüzden çok seviyorum böyle çıkarmasını. Bir de fotoğrafları çıkartıp hani nişan fotoğraflarını da aynı şekilde yaptım. Fazla çıkarıp diğer insanlara da, hani gelen kişilere de verdim fotoğrafları. Böyle de bir huyum var yani. Mesela nişanda, işte nikahta, neyse, bütün çekilen fotoğrafları herkese atarım. Bir de onların çıktısını alıp teslim ederim. Böyle bir huy var bende. Bilmiyorum siz yapıyor musunuz? Bu geçenlerde annemlerle birlikte gezdiğimiz, hani Bursa turu yaptığımız günden olan fotoğraf. Bakın ne kadar yeni fotoğraflar yani. Bu buraya geldiğimiz gün. Annemin doğum gününden bir fotoğraf. Bunlar yazdan olan fotoğraflarımız. Şöyle Adatepe vesaire. Bunların hepsinin videoları mevcut. Cunda Adası'nı gezdiğimiz. Ondan sonra bu Midyat gezimizden olan. Şöyle. Bu nişan gününden, daha kuaförde hazırlık anına. Bunların hepsinin videoları var. Yani kanalda hepsinin videolarını bulabilirsiniz. Şöyle yine Adatepe'den çok güzeldi. Bu nişan fotoğrafı. Bazı fotoğrafları çıkartmamıştım çünkü. Fotoğrafı da ben çok sevdim. Çok doğal, bilmiyorum. Feyyaz o kadar beğenmeden bence güzel oldu. Bu balonları falan hep böyle kendim aldım. O gün şişirttiler arkadaşlarımız. Bu da geçenlerde daha yeni yayınlanan Mardin videosundan. Harikaydı gerçekten Mardin gezisi. Şöyle. Bu da oradaki Mardin Monroe'yla Mardin sokakları. Mardin'e biz bayıldık. Anam bazı fotoğrafları çıkarmamıştım. Bu da o şekilde. Bu Diyarbakır Eylül'de çekildiğimiz fotoğraf. Bu daha geçenlerde Batman Atatürk Parkı'ndan olan fotoğraf. Bu yine Midyat'tan. Bu arkadaşım Sinem'in düğününden Antalya'ya gitmiştik. Geçen seneydi. Yok, 2019 senesinde. Bunun videosu da var o zamandan. Bu da şöyle Feyyaz'la bir fotoğrafımız Diyarbakır'dan. Komik. Şu da nikahtan bir fotoğraf. Şöyle. Nikah fotoğraflarını beğeniyorum. Özellikle böyle açıklıkta olan, hani saç tokası, işte kıyafet, ne bileyim, güzel oldu. Sade, doğal. Yeşillik bir de fotoğraflar. O yüzden bu fotoğrafı büyük çıkartmak istedim. Böyle Sosyopix. Yani gerçekten çok kaliteli. Ben böyle fotoğraflara bakmayı çok seviyorum. Siz de belki seviyorsunuzdur diye sizlerle de böyle bir paylaşmak istedim. Şimdi bunları toplayalım. Ondan sonra işimize bakalım. Şu iki fotoğrafta şey, böyle gelinlik provasından iki fotoğraf var. Onları çıkarttım ama onları göstermeyeceğim. Çünkü gelinliğim görünüyor. Böyle. Fotoğraf demişken aklıma da şey geldi. Aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Bunlar tamamen fikirler. Bu biz Hacı Şerif'ten nişan zamanı çikolata çıkartmıştık. Üzerinde isimlerimizin yazılı oldu. Geçenlerde de işte yılbaşından önce ailelere böyle hem fotoğraflarımızın olduğu hem de içerisinde çikolata olan bir şey göndermek istedik. Bu da yine Hacı Şerif'ten. Gerçekten çikolataları çok güzel. Ve çok lezzetli. Bakın üzerinde fotoğrafımız var. Feyyaz'ın ailesine de gönderdik. Benim aileme de gönderdik. Bizimkisi böyle. Bakın nişandan yine bir fotoğraf. Ve içinde şu an 3 tane fotoğraf kalmış. Böyle çikolataları çok güzel. Ve hani normal bunu metal kutuya da bastırabiliyorsunuz. Böyle hediye fikri, hani aklınızda bulunsun diye göstermek istedim. Ben böyle resimli şeyleri çok sevdiğim için bütün resimli şeyleri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Çikolataları da çok lezzetli oluyor. Aklınızda bulunsun diye söyleyeyim de. Evet, artık saat bayağı bir geç oldu. Ben de videoyu böyle bitirmek istedim. Bugün işte
aslında hani bazı şeyleri çekemesem de dosyalarla işte derslerle ilgili bir takım bir şey, ayarlamalar yaptım. Onları hallettim. Sosyopix'i gösterdim size. Daha sonra annemle mutfaktaydık. İşte çekimler yaptım. Video editi vesaire vesaire. Premier. Bayağı uzun bir gündü. Yoğun bir gündü. Bugünü de böyle bir pazar günü de evde geçirdiğimiz, Bursa'da geçirdiğimiz pazar günü de sizinle paylaşmış oldum. Böyle farklı arada işte cumartesi ya da pazar günlerini böyle teker teker çekmeye çalışıyorum. Umarım sizin de severek izlediğiniz bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar, mutlu haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Bye bye.